Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdü senalar yüce Rabbimize, salatü selamlar efendimiz önderimize olsun. Yüce Rabbim buraya kadar gelişimizden, burada ve ölünceye kadar yapacaklarımızdan razı ve hoşnut olsun. Rabbim doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, Hadid suresi ayet ayet inmeye, gönül dünyamızı, düşünce dünyamızı inşa ve ihya etmeye devam ediyor. 12. ayetinde Yüce Rabbimiz bizi kıyamet gününe götürüyor. Bizi kıyamete hazırlanmamız için önceden kıyamet sahneleriyle baş başa bırakıyor. Hesap günü, kıyamet günü, herkes kalkmış, hesabı görülmüş ve insanlar inançlarıyla baş başa kalmışlar, salih amelleriyle baş başa kalmışlar ve Yüce Allah'ın وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ey günahkarlar, ayrışın hitabı doğrultusunda cennetlikler bir tarafa, cehennemlikler bir tarafa ayrışmışlar ve cennetlikler cennete doğru ilerlerken münafıklar, dünyada Müslüman gözüken ama kalplerine iman oturmamış olanlar orada da Müslümanların arasında kaynayıp Müslümanlar gibi cennete girmek isteyecekler. İşte bu sahneleri Yüce Rabbimiz bize anlatırken şöyle buyurur. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ O gün sen mümin erkek ve mümin kadınları görürsün. Nurları önlerinden, sağlarından onları aydınlatıp durmaktadır. Amel defterlerini sağlarından alan o cennetliklerin önlerinden bir ışık, sağlarından bir ışık onları cennete doğru götürmektedir. Tabii ki görevli melekler de onlara eşlik etmektedir. Onları gidecekleri makamlara, yerlere, cennete doğru götürmektedir. Buşrakumul yevm cennetun tecri min tahtihel enhar. Bugün size müjde, bu sizin müjdeniz, sizin hakkınız. Müjdeler olsun size. Zemininden ırmaklar akan cennetler sizi bekliyor, sizi özlüyor. Altlarından ırmaklar akan cennetler. Ya şeffaf taban, cam, billur taban, altından sular akıyor şırıl şırıl. Yahut da yamaca köşkler kurulmuş, aşağıdaki vadilerden sular akıyor şarıl şarıl. Her ikisi de olabilir. Yani en güzel manzara orada, en temiz hava orada, en büyük akla hayale gelmedik nimetler, ikramlar orada. Onun için önce fiziki ortamı tarif ediyor. Çünkü insanın huzurlu yaşayabilmesi için fiziki ortam önemlidir. Vatan önemlidir. Ev önemlidir. Ve evin de en güzel şekilde, en güzel yerde olması önemlidir. Onun için hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam saliha bir eş ve huzurla yaşayacağı geniş bir ev kişinin saadetindendir buyurur. Bu dünyada bile böyle, ahirette de öyle. Onun için zemininden ırmaklar akan cennetler, halidine fiha ve onlar orada kalacaklar da kalacaklar, sonsuza değin kalacaklar. Çünkü artık orada ölüm öldürülmüştür, ölüm yok. Yüce Allah o insanlara, o cennet hayatına, o ahiret hayatına ebedilik iksiri vermiştir. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklar.
ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Tabii ki bütün bunlar insanların sadece imanları ve salih amelleriyle elde ettikleri şeyler değil. Bunlar Yüce Rabbin lütfu keremidir. Elbette büyük bir kazanımdır. Çünkü şu süreli sayılı dünya imtihanında ebedi ahireti kazanmak gerçekten büyük bir kazanımdır. Büyük bir lütuftur. Dünyada belli amellerle, belli saatlerde ibadet ve taatlarla sınanıyoruz, imtihan ediliyoruz. Ve bu sayılı ömrümüzle, sayılı, sınırlı yapmış olduğumuz ibadet ve taatlarımızla Rabbimizin rızasını ve ebedi cennetini kazanmışız. Gerçekten bu büyük bir lütuftur, büyük bir kazanımdır, büyük bir ikramdır. Asıl kazanım da budur. Yoksa dünyevi elde edilen kazançlar sonludur. Ve dünyevi elde edilenler külfetlidir, meşakkatlidir. Büyük variyetiniz olabilir, fabrikalarınız, köşkleriniz, kaşaneleriniz olabilir. Ama risklidir. Hep size endişe verir. İşte güvenlik problemi vardır. Onların varlıklarını sürdürme problemi vardır. Bir takım sınırlıdır. Süreleri zaten bellidir, fanidir. Dolayısıyla dünyevi kazanımlar hem sınırlıdır, hem risklidir, hem de insanı tedirgin eder durur. Onun için işte insanlar bir sürü sigortalar ihdas etmişler. Neden? İşte güvenlik endişesi sebebiyle ya da işte bekçiler, efendim koruyucular, bütün bunlara rağmen işte alarmlar, kameralar, bunların hepsi bir endişenin, bir korkunun sonucu. Ama ahiret kazanımları öyle değil. Külfetsizdir, sınırsızdır, bitmez, tükenmez bir şekilde. Dünyadakiler eskir, solar, deforme olur. Ama cennet nimetleri için böyle bir şey yok. Onun için mümin asıl yurdu olarak ahireti görür ve kendini asıl ahiret yurduna, cennet yurduna hazırlamak için gayret eder. Elbette bu dünyadan el etek çekmeyi gerektirmez. Helalinden olmak kaydıyla elbette dünyanın içinde olacağız. Dünyalıkların da içinde olacağız ama onları Rabbin yolunda, Rabbin ölçüleri doğrultusunda kullanmasını bileceğiz. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ Şimdi mümin erkekler, mümin hanımlar cennete doğru o köşklerine, makamlarına doğru giderken münafık erkekler ve münafık kadınlar da onların peşlerine takılmışlar ve onlara şöyle seslenmektedirler. لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا O müminlere sırat geçişinde, geçiş kortejinde önde Müslümanlar gidiyor, yürüyorlar. Önlerinde, sağlarında nurlar var ki o nurlar iman ve salih amellerin nurları. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetim abdest organlarından nur parlayanlar olarak kıyamet gününde Gurratul Muhaccelin diye çağrılacaklar ve o organlarından çıkan nurlar ışığında cennete doğru yol alacaklar buyuruyor. Dolayısıyla onların o ışık ve nurlarla ilerlemesini gören münafıklar, erkeğiyle kadınıyla arkadan şöyle seslenecekler. Unzuruna naktebis min nurikum. Tabii müminler bir an önce cennetteki makamlarına kavuşmak için hızla ilerliyorlar. Tabii münafıklar düşe kalka arkadan geliyorlar. Bu sefer tabii kendilerinin ışığı yok. Işık münafık müminlerden. Onların ışığından geçinmeye çalışıyorlar ama müminler arayı hızla açıyorlar. İşte bu arada münafık erkek ve kadınlar arkadan şöyle feryat ediyorlar. Yahu aceleniz ne? Bekleyin de sizin nurunuzdan biz de istifade edelim. Sanırlar ki orası da dünya gibi. Hani dünyada müminiz diyerek dillerinin ucuyla biz de Müslümanız canım. Namaz kılmasak da, zekat vermesek de, oruç tutmasak da, İşte alkoldür, kumardır, fuhuştur, bir takım günahları yapsak da biz de Müslümanız.
diyorlardı. Ve tabii ki Müslümanlar da zahire göre bakıp onlara da Müslüman muamelesi yapıyorlardı. Müslümanlara gelen ikramlardan, dünyevi menfaatlerden onlar da faydalanıyorlardı. Münafıklar orada da bu şekilde geçinmeye çalışacaklar. Diyecekler ki, durun da bekleyin de nasıl olsa sizin ışığınız size fazla. Biz de ışığınızdan, nurunuzdan istifade edelim. Ama orası artık bir başkasının sırtından geçinme yurdu yeri değil. Çünkü o gün وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiç kimse bir başkasının günahını da taşımayacak. Hiç kimsenin hiç kimseye bir menfaati de olmayacak. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. O sırada denilecek ki, artık bunu müminler mi diyor? Yoksa orada görevli melekler mi diyor? Onu söylemiyor Cenab-ı Hak. O çok önemli değil. Allah mı diyor? Onun kimin söylemesi değil, söylenen söz önemlidir. Eğer kimin söylediği önemli olsaydı Rabbimiz kal eder, işte Allah şöyle diyor ya da müminler şöyle diyor ya da melekler şöyle diyor diyerek açıkça söyleyiverirdi. Söylemediğine göre demek ki söyleyen değil, söylenen söz önemli. Denilecek ki, ey münafıklar, müminlerin nurundan, ışığından istifade etmeye çalışıyorsunuz ya, dönün arkanıza, dönün geriye, nuru orada arayın. Ne demek? Nuru kazanma, elde etme yeri dünyaydı. Dünya ise arkanızda kaldı. O müminler, bu sizin gördüğünüz nurları, ışıkları dünyadaki imanlarıyla elde ettiler. Dünyadaki salih amelleriyle elde ettiler. Şimdi siz de onlardan geçinmek istiyorsunuz ama bugün burası geçinme yeri değil, bir başkasının sırtından geçinme yeri değil. Hani bugün dünyada Müslümanları tanımlarken bir düşünürümüz öyle diyor. Bir Müslümanlar vardır, hakiki Müslümanlar. Bir de Müslüman geçinenler vardır, münafıklar. Yani İslam sinmemiş işlerine, İslam'ın güzellikleri davranışlarına yansımamış, ibadet, taat hayatlarına yansımamış. Ama işte Müslümanım diyorlar, Müslüman geçiniyorlar. Bir Müslümanlar var, bir Müslüman geçinenler var. Bir daha ötesi var, bir de Müslümanlardan geçinenler vardır. Müslümanların sırtlarından geçinenler var. Ama bu dünya imtihan sahası, Cenab-ı Hak bunlara fırsat veriyor imtihanın gereği olarak. Ahirette böyle bir şey söz konusu olmayacak. Bir başkasının sırtından geçinme olmayacak. Onun için müminler, onların nurundan istifade etmeye çalışan münafıklara denilecek ki, dönün arkanıza bakın. Dünya hayatındaydı o nuru elde etme imkanı, fırsatı, yeri. Orada arayın nuru. Tabii geriye dönüş olmayacak değerli kardeşlerim. Çünkü Allah vaadinden dönmez. Cenab-ı Hak bir insana bir ölümü tattırdı mı, artık tekrar bir dünya hayatına geri dönüş mümkün değil. Zaten cehennemliklerin hepsinin tek söyleyeceği şey, ya Rab ne olur bizi bir kere daha dünyaya döndür de, bak nasıl sana kulluk, ibadet yapacağız bir gör. Cenab-ı Hak hayır diyor. Artık benim için söz verilmiştir. Bir insan için imtihan bir fırsat olarak, tek olarak dünyada verilmiş. Öldükten sonra tekrar dünyaya dönme söz konusu olmayacak. Tabii burada biraz da istihzai bir yol ile hem o nurun, o ışığın kazanıldığı yeri anlatırken geriye dönme imkanları olmadığı halde onlara arkanızı dönün, dünyaya dönün elinizden geliyorsa, oradan nurları edinin, oradan nurları alın. Hani hep diyoruz ya, insan şu dünya hayatındaki koşturmasıyla, bu koşturma ister ibadet taatta olsun, ister helal rızık peşinde olsun, ister ilim yolunda olsun, cihat yolunda olsun, bu koşturmalar insanın kendine, ahiretine yatırımıdır. İnsan bu koşturmalarıyla ya cennetteki köşklerini inşa eder ya da cehennemine odun taşır.
Hani Behlül Dane için anlatırlar, işte ateş yakacaklar ama evde ateş yoktur. Git derler şu komşudan, eskiden ödünç ateş alınırdı, eksiler alınırdı. Yanan bir odun parçasını komşudan alır gelir ya da evinden götürdüğü odun parçasını orada tutuşturur. Onu hemen sönmeden evine getirerek ateşi tutuşturur. Git komşudan bir ateş al gel de ateş yakalım, ocağımızı yakalım derler. Gider gelmez Behlül Dane, yarı deli, yarı veli, meczup birisidir. Sonra neden sonra çıkar gelir. Fakat ateş filan yoktur. Yani derlerdi, neredesin bu saate kadar, nereden geliyorsun? E siz beni ateş almaya göndermediniz mi? Gönderdik. E ben de cehenneme vardım geldim. Ateş nerede olur? Cehennemde olur. E bari diyorlar, onlar da tabii dalgasını geçiyorlar. Cehenneme vardın geldin, bari getirseydin ateş. E ateş de yok elinde. Vardım geldim ama oradakiler ateş mateş vermediler. Niye? Dedim ki yani dünyada ocak yakacağız, bir az bir ateş almaya geldim. Dediler ki bana cehennem zebanileri, Behlül, burası cehennem, herkes odununu, ateşini kendisi getirir buraya. Burası cehennem, herkes odununu, ateşini kendisi getirir. Tabii mecazi bir anlatım, ne demek? Dünyada yaptığınız kötülükler, yediğiniz, tükettiğiniz kumar kazanımları, faizden elde ettikleriniz, kul hakkından çaldığınız çırptıklarınız, terk ettiğiniz namazlarımız, yapmadığımız, kaçırdığımız, çaldığımız zekatlarımız, infaklarımız, insanlara yapmış olduğumuz zulümlerimiz, ana babamıza, eşimize, dostumuza, akrabamıza yaptığımız kötülükler, konu komşuya yaptığımız çektirdiklerimiz cehennemde ateş olarak bize dönecek. Azap olarak bize dönecek. Onun için Allah buyuruyor ki dönün arkanıza. Burası nur elde etme, başkasından nur alma, ödünç nur, ışık alma yeri değil. Nur elde etme yeri dünyadır, o da arkanızda kaldı. Ateş elde etme yeri de dünyadır, artık o da arkada kaldı. Onun için eğer nur istiyorsanız dönün ardınıza, orada arayın nuru. Ama geriye dönüş olmayacağı için artık sonuca razı olacaksınız. Evet, Allah dileyen iman etsin, dileyen küfretsin dedi. İnsana irade verdi. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur buyurdu. Ama sonuçlarına da katlanacak. İman edenler sonucunu görecekler. İnkar edenler, onlar da sonuçları görecekler. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Böyle konuşurken onlar, müminler nurlarıyla, ışıklarıyla cennete doğru ilerlerken, münafıklar da onları takip etmeye çalışıp düşe kalka arkalarından bekleyin de nurunuzdan istifade edelim denirken, arada melekler onlara dönün, nuru elde etme yeri dünyaydı, arkanızda arayın, dünyada arayın nuru derken, tam o sırada aralarına bir duvar konur. فَزُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ Bir sur konur, konuluverir. لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ Bir sur, duvar çekilir. Artık Müslümanlara yaklaşmaları, yanaşmaları da mümkün değil. Ve müminlerin nurundan, ışığından istifade etmeleri de mümkün değil. Öyle bir sur ki kapısı vardır. Ama bu surun bir tarafı rahmettir, müminlere bakan taraf. Cennete bakan tarafı rahmettir ama diğer tarafı azaptır. Öteki tarafı azaptır. Münafıklar tarafında kalanı azaptır. Evet, aslında münafıklarla müminler arasında dünyada da duvarlar vardı. Dünyada da surlar vardı. Ve aynen ahirette de o duvarlar, o surlar, o sınırlar araya konulacak. Ve o gün artık kimse kimseyi aldatamayacak. Allah'ı aldatmak haşa mümkün değil. Gerçek anlamda müminler yaptıklarının karşılığı olarak o zemininden ırmaklar akan cennetlere konulacak. Ve inkarcılar, münafıklar, kafirler, münkirler, adı sanı ne olursa olsun değerli kardeşlerim. Bugün insanlar
böyle demagoji ile kendi gavurluklarını, kendi inkarlarını örtmeye çalışıyorlar. Kamuflaj yapmaya çalışıyorlar. İşte ben aslında inanırım Allah'a ama ben işte deistim. Ben işte ateistim. Ben şuyum, ben buyum. Kardeşim, Allah'a göre iki sınıf insan vardır. Kemküm etmeye gerek yok. Söyler misin, mümin misin, kafir misin? Hepsi bu. Münafık, münafık da kafirlerin içinde. İnanmıyorsa kafir. İnnel münafıkîne fidderkil esfel. Fidderkil esfel. Münafıklar cehennemin en aşağı tabakası. Dolayısıyla biz dünyada bilmediğimiz için bize göre münafık. Allah'a göre o da kafirdir. Dolayısıyla kemküm etmeye gerek yok. Müminsen müminim de. Çünkü din Allah'ın dini. Allah'ın dininin tarifini de Allah yapar. Allah'ın dininin kavramlarının tanımını da Allah yapar. Öyle Yunan'dan, Batı'dan almış olduğun, bir takım felsefecilerden almış olduğun ödünç kavramlarla kendini örtmeye, gizlemeye kalkma. Beni aldatabilirsin, beni şaşırtabilirsin ama Allah'ı şaşırtmak mümkün değil. Allah'ı aldatmak mümkün değil. La yazillu Rabbi ve la yensa. Rabbimden hiçbir şey kaçmaz. Onun için müminsen, tabii müminlik de sadece iddialı sözlerden ibaret değil. Cafcaflı sözleri söylemek, ağzını doldurak doldura Müslümanız, gavur değiliz elhamdülillah demekten de ibaret değil. Neydi iman? Kalpte kökleşen, dil ile cihana haykırılan, davranışlara da mührünü vuran ruhtur. İman ve İslam bir bütündür. Dolayısıyla iman kalptedir ama İslam davranışlara yansır. Namazda kendisini gösterir. Doğru sözde kendini gösterir. İnfakta kendisini gösterir. Cihatta kendisini gösterir. Haramlardan uzaktan kalmakla kendini gösterir. Dolayısıyla sadece bir iddia ve temenni ile olmaz. Ayetlerden şunu da anlıyoruz. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Sonra münafık erkekler, münafık kadınlar. Demek ki insan olarak şu imtihan salonunda, imtihan dünyasında sınavı kadın erkek birlikte yapacağız, birlikte tabi tutulacağız. Bu sınavın sonucunda kazanım da kadın erkek birlikte, kayıp da kadın erkek birlikte. Çünkü Yüce Rabbimiz, Yüce Yaratıcımız Adem Aleyhisselam, hemen ardından Havva anamız. Hayat Adem baba ile Havva ana ile başladı. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Sınav da öyle. İnsan olarak kadın da erkek de sınanmaktadır. Ve bu sınavı kadın erkek birlikte ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Sonuçta ya kazananlar olarak cennete kadın erkek gideceğiz ya da kaybedenler olarak Allah korusun cehennemde yine kadın erkek azaba birlikte duçar olacaklar. Onun için Rabbimiz o hesap arenasını, o kıyamet gününün dehşetli tablolarını şimdiden bize haber veriyor da safınızı belirleyin, nerede duracağınızı bilin. Bakın o nurları kendilerinden olan mümin erkek ve kadınlardan olmaya bakın. Yoksa başkalarından geçinmeye çalışan münafık kadın ve erkeklerden olmaya kalkmayın. Uyarısını yapmaktadır. Ahireti anlatması bizi ahirete hazırlamak içindir. Zaten ahiret imanı da o değil mi? Eğer senin ahirete imanın seni cennetlik yapmıyorsa neyleyeyim ben o ahiret inancını? Ahiret inancı beni ahirete hazırlamalı, beni cennetlik eylemeli ki o öldükten sonra dirilişe, o hesaba, o mizana, o sırata inandığımın hayrını görmüş olayım. Ahirete iman bizi ahirete, cennete hazırlamalı. Sonra aralarına sur çekildi müminlerle münafıkların. Artık müminlerin nurlarından istifade edemez oldular. Karanlık adamlardı, karanlıkta kaldılar. Yunadunehum, ama yine feryat figan bağırıp çağırmaya devam ediyorlar. Şimdi
önceki ayette yekulul münafıkun dedi. Münafıklar derler ki, yakına diyorlar. Ama sonraki ayette yunadunehum nida uzağa çağırmadır. Artık müminler ilerlediler cennete doğru, ara açıldı. Araya da sur kondu, artık sesleri de duyulmaz oldu. Onun için nida kelimesini kullandı Yüce Rabbimiz. Yekulune demiyor da yunadunehum. Şöyle bağırırlar uzaktan, geriden. Elem nekum makum. Ya biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Biz de müminiz, Müslümanız demiyor muyduk? Sizin aranızda yaşamıyor muyduk? Kalu, müminler derler ki bela diyordunuz. Bizden geçiniyordunuz. Bizim aramızda mümin olduğunuzu söylüyordunuz. Biz de sizin kalbinizi yarıp bakamadığımız için sizi Müslüman görüyorduk. Ama bugün ak kara her şey ortaya çıktı. Sizin imanınızın kalbinize oturmadığı, dilinizin ucunda kaldığı, ağzınızda söyleminizde kaldığı anlaşıldı. وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ Ha, siz demek ki kendi kendinizi sıkıntıya sokmuşsunuz. Kendi belanızı kendiniz satın almışsınız. Kendi fitnenize kendiniz düşmüşsünüz. وَتَرَبَّسْتُمْ Hep fırsatlar beklediniz. Sinsi sinsi Müslümanların aleyhine işler çevirdiniz. Bir takım kumpaslar yaptınız ve bir takım fırsatları kolladınız. وَرْتَبْتُمْ Hep şek ve şüphe içerisinde kaldınız. Tereddütler içerisinde kaldınız. Çünkü insan hakikaten münafıklık kafirlikten de zor. Çünkü kafir yok diyor, inkar ediyor, bitiriyor. Mümin de kabul ediyor, iman ediyor, bitiriyor. Ama münafık diliyle inandığını söylüyor ama kalbinde iman kökleşmemiş, yerleşmemiş. İki arada bir derede. Müzebzebine beyne dalik. İki arada bir derede diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın da hadisleri. Yine böyle bir deli koyun gibi, sürüsünü bulamayan, bilemeyen bir deli koyun gibi bir o sürüye dalıyor, bir o sürüye dalıyor. Ama mümin safını belirlemiş. Kafir de kendine göre safını belirlemiş. Onun için وَرْتَبْتُمْ ayeti kerimede de müzebzebine, müzebzeb kelimesinin telaffuzunda da zaten o kalgalılarla böyle bir hoplama, zıplama, gidip gelme manası var. Lafız mana ilişkisi diyoruz biz buna tefsirde. وَرْتَبْتُمْ şek ve şüphe içerisindeydiniz. وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِي Kuruntular sizi aldattı. İşte dünyada işiniz işti. Hem kafirlerle geçinmeye çalışıyordunuz, hem müminlerle geçiniyordunuz. Hem kafirlerden bir şeyler elde ediyordunuz, biz sizinle beraberiz diyordunuz onlarla kaldığınızda. Hem onlara yardakçılık yapıyordunuz, hem de Müslümanlardan geçinmeye çalışıyordunuz. Dolayısıyla bu kuruntularınız sizi aldattı. Hatta ca'e emrullah, bu hal üzere Allah'ın emri geldi. Ölüm geldi, çattı. Ve garrakum billahil garur. Aldatıcı sizi hep aldattı. Aldatıcı sizi Allah ile aldattı. Daha önce de geçti bu ifade. Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Ne demek aldatıcı? El garur, gurur da Türkçemizde var. Aldanma demek. Gururlanma insanoğlu. Mağrur olma, gururlanma, aldanma demek. Aldatıcı da şeytandır en başta. Ama hemen cin şeytanlarına gitmesin aklımız. Şeyatinül ins vel cin. Bazen insanın kendi nefsi olur garur, aldatıcı. Bazen insanın kendi cinsi olur. Kendinden, insanlardan biri olur aldatıcı. Bazen de işte görünmeyen cinlerden olur aldatıcı. Bunların hepsi olabilir aldatıcı. Peki aldatıcının Allah'la aldatması nasıl olur? Ha, günaha sevk eder, yanlış yola sevk eder. Nasıl olsa Allah affeder der. Allah'ın affına seni aşırı bir şekilde güvendirir ve günaha bandırır. Herkes yapıyor der. Bak şimdi böyle yapmayan mı var der. Şimdi bak böyle flört olmayan mı var? Aman ya Rabbi. Müslüman ana babalar da böyle der oldular. Şimdi diyor kız arkadaş olmayan oğlan mı var? Erkek arkadaş olmayan kız mı var? Kız babaları, oğul, erkek, çocuk babaları kanıksadılar, anneler kanıksadılar. Hatta çanak tutuyorlar çocuklarının, çok affedersiniz, nikah öncesi gayrimeşru, günah kokan
o birlikteliklerine çanak tutuyorlar, destek oluyorlar, göz yumuyorlar. Yoksa bu ahlaksızlık nerede, niye bu kadar yayıldı, yaygınlaştı? SMS flörtleriyle, sosyal medya flörtleriyle, bugün zina, göz zinasıyla, kulak zinasıyla, o parmakların zinasıyla, o konuşmalarla, söylemlerin, dillerin zinasıyla yaygınlaştı. Tam da Peygamberimizin dediği, el-aynan tezni, vel-yedan tezni, vel-riclan tezni, vel-farç yezni. Gözler de zina eder. Eller de zina eder. Ayaklar da zina eder. Bir de uyardığınız zaman o gençleri, hocam biz ciddi ciddi düşünüyorsunuz. Yavrum, gavurluğun ciddi ciddi düşünmesi olmaz. Neyi ciddi ciddi, ciddi düşünüyorsunuz? Evliliği ciddi ciddi düşünüyorlarmış. O zaman evlen. Evlenmediğin sürece, nikah öncesi yaptığın bütün bu beraberlikler, velev ki evlenmiş de olsan sonradan, bunlar günah olarak sana yazıldı. Sana seyirci kalan anana babana da yazıldı, yazılacak, Allah korusun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Hem nefislerimizi hem nesillerimizi garur olan aldatıcı şeytanların şerlerinden muhafaza buyursun. Elbette amin diyeceğiz ama kavli dualarımızı hali dualarımızla da destekleyeceğiz. O çocuklarımıza sahip çıkacağız. O gençlerimize sahip çıkacağız. Uyaracağız. Uyarmaya devam edeceğiz. Ve o çocuklarımızın evlilikse çözüm, evliliklerinin önünü açacağız, kolaylaştıracağız. وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sizi aldatıcı Allah ile aldattı. Bazen de Allah Allah diyerek aldatanlar vardır. Allah'ın söylemediğini Allah'a söyleterek, Resulullah'ın söylemediğini Resulullah'a söyleterek, dinin söylemediğini dine söyleterek, Kur'an'ın söylemediğini yanlış çarpıtarak, yanlış yorumlarla Kur'an'a söyleterek, kendi kafasından, kendi işkembe-i kübrasından din adına uydurduğu şeylerle güya dini söylem, güya dili Allah diyor ama aldatıyor. Allah'la aldatmasın. Çok genel bir ifade, bunların hepsini içine alır. Müslüman da firaset sahibi olacak, basiret sahibi olacak, uyanık olacak. Muhammed bin Sirin'i duyacak, tabiinin büyüklerindendir. İnne hazel emru dinun fenzuru ammen te'huzu dineküm. Bu iş din işidir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Rabbini duyacak. Kul etuallimun Allah'a bi dinikum. Allah'a din öğretmeye kalkmayın. Bence, bana göre, kanaatimce ile din tanımı olmaz. Dini Allah ve Resulü belirler. Allah'a göre din, Resulullah'ın anlattığı, gösterdiği, yaşadığı şeye göre din olur. Sana göre, bana göre din olursa o zaman 8 milyar din çıkar. Çünkü insanların meşrepleri, yatkınlıkları, meyilleri, yorumları, anlayışları farklı farklı. Allah ve Resulüne göre din. Çünkü din Allah'ın dini. Allah'ın dinini muhlisine lehuddin. Dini Allah'a has kılın. Kaç defa tekrar eder Kur'an'da bu ifade. Ne demek? Dini Allah'tan alın, Allah'tan öğrenin. Allah'ın dinini Allah'ın ve Resulünün öğrettiği, gösterdiği gibi öğrenin ve yaşayın. Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Felyevm bir gün, o gün, Kur'an'ın günü değerli kardeşlerim, ahiret günü, yevmül ahira diyoruz. Elyevm o gün, hesap günü. La yu'khazu minkum fidyetun ve la minellezine keferu. Ne sizden bir kurtulmalık fidye alınacak, kabul edilecek, ne kafirlerden. Dünyada işiniz işti, bir takım torpil, iltimaslarla, bir takım adamlar araya koyarak hak etmediğiniz şeyleri yapabiliyordunuz, elde edebiliyordunuz ya da cezaları sildirebiliyordunuz ya da dünyevi cezalardan sıyrılıp çıkabiliyordunuz, yırtabiliyordunuz. Ama bugün böyle bir şey söz konusu olmayacak. Bugün adalet terazileri kurulmuştur. Adili mutlak olan, ahkemül hakimin olan Yüce Allah'ın mahkemeyi kübrası kurulmuştur. Ve burada sadece adalet, sadece hakkaniyet, her hak sahibine hakkı verilecek. Dolayısıyla ey münafıklar, ne sizden ne kafirlerden herhangi bir kurtulmalık, bir fidye kabul edilmeyecek.
Me'vâkımın nâr, ey münafıklar, sizin varacağınız, duracağınız yer ateştir, cehennemdir. Hiye mevlâkım, sizin mevlanız da odur, yardımcınız, dostunuz da odur. Allah sizin yardımcınız değil. Allah'tan bir şey beklemeyin, bir şey istemeyin. وَبِئْسَ الْمَص۪يرِ Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir. Müminlerindir Allah. Mevla, Allahu Mevlana la Mevla lekum diyordu Uhud'da Hazreti Ömer'in diliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey müşrikler, ey münafıklar, bilin ki Allah bizim Mevlamızdır. Sizin Mevlanız değil. Dost, yardımcı demek Mevla. Rabbimiz bizim Mevlamız, bizim yardımcımızdır. Onlara merhamet nazarıyla bakmayacak. Onlara o gün rahim sıfatıyla tecelli etmeyecek. Çünkü artık o gün cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme gireceği andır, gündür. Sonra yine böyle çarpan, müminleri harekete geçiren, gayrete geçiren, hoplatan bir ayeti celile, Hadid suresi 16. ayet. Rabbimiz buyuruyor. Elem ye'ni lillezine amenu, hitap müminlere, o müminlerin, o iman edenlerin vakti saati gelmedi mi? Tekrar dünyaya döndü, ahiretten dünyaya döndü ayet. En tahşa'a kulubuhum li zikrillah, Allah'ın zikriyle yüreklerinin hoplayacağı an gelmedi mi? O müminlerin Allah'ı zikrederek yüreklerinin hoplayacağı an gelmedi mi? وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Hak'tan inen ayetlerle yüreklerinin titreyeceği an gelmedi mi? وَلَا يَكُونُ كَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ Kitap ehli gibi olmayacakları an gelmedi mi o müminlerin? Üç tane soru soruyor Yüce Rabbimiz. Zikrullah'la yüreklerinin titreyeceği an gelmedi mi? Allah'ın inen ayetleriyle yüreklerinin titreyeceği an gelmedi mi? O kitap ehli gibi olmayacakları an gelmedi mi? O kitap ehli ki fetale aleyhimul emet, onların peygamberlerinin üzerinden kendilerine vahyin gelmesinin üzerinden epey bir zaman geçti. Fekaset kulubuhum, o kitap ehli kalpleri katılaştı. Onlar saptılar. Kitap ehli, ellerindeki kitaba rağmen saptılar. Kitapları da kendilerine göre tahrif ettiler. İster Tevrat ehli, ister Zebur, ister İncil ehli olsun. Önceki kitapları kastediyor, kitap ehli. Ve Yüce Rabbimizin utul kitap, ya ehlel kitap diyerek özellikle kitap ehli diye onlara seslenmesi de çok anlamlıdır. Demek ki insan elinde kitapla da sapabilir, yanlış yapabilir. Ve onlar üzerinden Rabbimiz bize sesleniyor. Onlar üzerinden bizi eğitiyor. Kitap ehli ellerinde kitapla saptılar. Siz elinizde Kur'an'la sapmayın, sapanlar olmayın. Kitap ehli önlerinde peygamber olduğu halde saptılar. Musa'ya rağmen, İsa'ya rağmen saptılar. Siz Muhammed Aleyhisselam önünüzde olduğu halde sapmayın. Mesajı vardır. O müminlerin kitap ehli gibi olacak olmayacakları zaman gelmedi mi? Yani kitap ehline benzemeyecekleri zaman gelmedi mi? Çünkü kitap ehli vahiden koptular. Hak'tan, hakikatten uzaklaştılar. Ve onların işte bugün Hristiyanlık sadece lafta kalmış. Sadece kendilerini tanımlarken Hristiyan olduklarını söylüyorlar. Ne ibadet var, ne ibadethane var. Ne İsa Aleyhisselam'ın örnek hayatı var, ne İncil, hakiki, gerçek ilahi kitabın öğretileri var. Her türlü insanlık dışı davranışlar, gayri ahlaki davranışlar onlarda. Bakmayın siz sadece menfaat için ticari bir takım dürüstlüklerine ya da dürüst gözüktüklerine bakmayın. Ve bugün Avrupa'nın, Amerika'nın geldiği nokta kan üzerine kurulmuş olan bir devlet bunlar. Sömürü üzerine, zulüm üzerine kurulmuş olan bir devlet bunlar. Hala binlerce kilometre uzaklıktaki insanları sömürmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bizim Amerika'nın geldiği noktada o şekilde bir
gelişmiş ülke olma hedefimiz olamaz. Avrupa'nın geldiği noktaya, onların geldiği yollardan gelmemiz bizim için söz konusu olamaz. Çünkü biz sırf renklerinden dolayı insanları öldüremeyiz. Durup dururken haksız yere insanları katledemeyiz. İnsanları köleleştiremeyiz. İnsanların madenlerini, yurtlarını, özgürlüklerini ellerinden alamayız. Milyonlarca döktükleri kanın üzerine kurulmuş olan devletlerdir bunlar. Ve bunlara biz bir özentiyle de bakamayız. Elbette müminin yitiğidir hikmet. Alacağımız iyilikleri, güzellikleri her yerden alırız. Çin'de de bulsak alırız. Ama özenirken de bunların geldikleri noktayı, geliş yollarını iyi bir şekilde tahlil etmemiz gerekiyor. Mümin meşru yollardan izzete taliptir. Onun için Allah diyor ki, o müminlerin kitap ehli gibi olmayacakları zaman gelmedi mi? Sonra ne diyor? Allah zikriyle, Allah'ı hatırlayarak yüreklerinin hoplayacağı zaman gelmedi mi? Sonra ne diyor? Ayetlerle titreyip kendilerine gelecekleri zaman gelmedi mi? Bu ayet değerli kardeşlerim Medine'de indi. Ve Ensar'dan bir grup Müslümanı uyarmak için indi. Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Hazreti Ömer'in oğlu radıyallahu anhuma. Ensar diyor Medine-i Münevvere'de evlerini, barklarını, bağırlarını muhacirlere açtılar. Peygamberimize açtılar. Hep koşturdular, koşturdular. Ama bir gün geldi, Ensar'dan bazı gençler dediler ki, ya dediler, Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde yanında kimse yoktu. Biz onun yanında yer aldık, hep koşturduk bugüne kadar. Ama bugün artık muhacir kardeşlerimiz var. Dışarıdan gelen kitleler halinde akın akın İslam'a giren kardeşlerimiz var. Cihad ordusu da hazır Peygamber'in yanında. Dolayısıyla biz şu ihmal ettiğimiz bağlarımıza, bostanlarımıza biraz daha ağırlık verelim. Nasıl olsa Peygamber'in yanında mümin, Müslüman kardeşlerimiz var. Böyle bir rehavete kapılacak gibi oldular Ensar'dan bazıları. Biz dediler biraz dünya işlerine fazla zaman ayıralım. Nasıl olsa Peygamberimizle beraber olan kardeşlerimiz var. İşte bunun üzerine bu ayet indi. Allah onlara dedi ki, ey Müslümanlar, Allah'ı zikrederek Allah'ın ayetleriyle yüreklerinizin titreyeceği zaman gelmedi mi? Ehli kitap gibi olmayacağınız zaman gelmedi mi? Bu ayetle sarsıldık diyor. Bu ayetle sanki böyle ayetler yakamızdan tuttu, bizi silkeledi. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl dünyevileşmeyi, daha diyor dünyevileşmedik ama dünyevileşmeyi andıracak, çağrıştıracak bir düşünceye nasıl kapılabilirsiniz? Nasıl Allah Resulü'nün yanında olmayı bırakıp dünya işlerine yönelebilirsiniz? Abdullah İbni Ömer muhacirlerden, Ensar'dan da değil, yani Mekke'den Medine'ye hicret etmiş bir sahabi ve Peygamberimizin sünnetine tabi olmasıyla sahabenin içerisinde tanınan bir sahabi. Hatta Hazreti Ömer, o Faruk, adalet sahibi, o güzel insan yaralandığı zaman Müslümanların ileri gelenleri dediler ki, bak Ebu Bekir seni halife seçti, tayin etti. Müslümanlar ihtilafa düşmeden sana biat ettiler, rahat ettiler. Sen de dediler oğlun Abdullah'ı halife seç başımıza. Yani Abdullah hakikaten müminlerin başına halife olabilecek bir özellikte. Ama o büyük sahabi, tabi Hazreti Ömer bunu kabul etmedi. Bunu dedi saltanat gibi görmeyin. Babadan oğula geçen bir saltanat değildir bu halifelik. Müminler istişare ile en uygun kimse onu seçsinler başlarına dedi. Kabul etmedi bu teklifi ama Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu böyle bir güzel insan. Bu ayeti okurmuş. اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ O müminlerin Allah'ın zikriyle yüreklerinin hoplayacağı zaman gelmedi mi? O müminlerin Allah'ın ayetleriyle yüreklerinin hoplayacağı ve kendilerine gelecekleri zaman gelmedi mi? Ayetini okur. Gözyaşlarıyla geldi Rabbim, geldi. Senin ayetlerinle titriyoruz. Seni anarak, seni zikrederek titriyoruz ve sana dönüyoruz Allah'ım diyerek
yeniden Rabbine döner, Rabbinin çağrısına icabet edermiş. Bu ayeti Hadid suresi 16. Evlerimizde çoluk çocuğumuzla birlikte önce kendi nefislerimize bir okuyalım. Zikrullah'la titreyip Allah'ı anarak o ihmal ettiğimiz kulluğumuza, Rabbimize bir kere daha dönelim. Allah'ın ayetleriyle titreyip Rabbimize dönelim. Ehli kitap gibi olmama konusunda Rabbimize söz verelim ki işte yukarıda cennetin özlediği o bahtiyar, mümin, güzel insanlardan olalım. Yüce Rabbim ayetleriyle titreyip kendine gelen mümin kullarından eylesin. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eylesin. Rabbim kendine yaraşır kul, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya yakışır ümmet olmayı hepimize nasip-i müyesser buyursun. Ya Rab, maddi hastalıklarımız var, şifalar istiyoruz, lütfeyle. Manevi hastalıklarımız var, nifak, günah, cürüm hastalıklarımız. Allah'ım onlara da şifalar nasip eyle. Ya Rab, ümmeti Muhammed izzetli günler bekliyor, lütfeyle. Ümmeti Muhammed'i aziz eyle. Ümmeti Muhammed vahdet bekliyor, nasib-i müyesser eyle. Allah'ım bizi bize bırakma. Allah'ım bizi düşmanlarımıza bırakma. Allah'ım bizi şeytanlara bırakma. Allah'ım bizi sensiz, yardımınsız bırakma Allah'ım. Amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.